Evet, dinlemedeki tüm istasyonlarımıza. Hazırda bulunan, bulunamayan, telaş edip, heyecan yapıp evinde anne babasını birazcık böyle strese sokan bütün çocuklarımıza hayırlı akşamlar da diyelim. Evet, burası Yankee Mike 1 Kilo Alfa Delta röre sistemi. Daha önceden de belirttiğimiz bu tarih için bu akşam 20-21 saatlerini çocuklarımızı konuşturacağız demiştik, boştuk. Türkiye'de daha önce yapıldığıma emin değilim ama bizler burada bir ilki başlattığımızın inancındayız. Amacımız çocuklarımızı olası istemediğimiz afet ya da olağanüstü durumlarda bulunabilecekleri iletişim kesintisi ortamlarında bir parça olsun davranışlarını daha kontrol altında tutup aileleriyle iletişimlerini sağlayabilecekleri bir sistemi onlara alıştırabilmek. Dolayısıyla evlerinde hepsinin, şu an burada dinlemede olan arkadaşlarımızın, özellikle çocuklarının aşina olduğu bir telsiz kullanımı söz konusu ve onların bundan uzak olmalarını, buna karşı değil, içinde neler geçip geçmediğini de anlayabilmeleri adına yapılacak bir etkinliğimiz. İlk kez düzenleniyor, aksamalar olabilir, çocuklarımızda heyecan olabilir. Arada aciliyet durumları, anonsları olursa lütfen QSK'ye çekerek araya girsinler. Gerekli boşluklar bırakılacaktır aynı şekilde. Evet, konuşmalarda ebeveynlerden, belgeli kişilerden takip rica ediyoruz. Tek başına bırakmayın çocuklarınızı. Ve röle üzerinde timeout süresine dikkat edecek kadar çok fazla uzun konuşturmayalım. Boşu boşuna karışıklık olmasın. Evet, şu an çok nadir arkadaşlar direkt temas kurdular. O sebeple burada ilk başlangıçta birkaç isim not alalım istiyoruz. Öncelikle Tango Alfa 1 Alfa Yankee Victor Yavuz abimizin oradan ulaşan bir arkadaşımız var. Tango Alfa 1 India Golf Delta. Evet kardeşim, burada mıyız? Hayırlı akşamlar olsun. Şu an müsait olmayabilirler. Bir heyecan söz konusu olabilir. Evet, burada yanımda öncelikle iki tane geleceğin amatör adayı var. Bir tanesinin zamanı azaldı zaten. Çok az kaldı. Seneye inşallah imtihanlara girecek. Diğerinin daha bir 5 senesi var. Şimdi önce bir yakın olan ablamızdan bir genel selamlama ve bir çağrı alacağım. Ondan önce hazırda ben konuşmaya direkt katılmaya devam edeceğim diyen arkadaşımız varsa lütfen bildirsinler. Not alalım. Evet, şu anda hazırda bulunan hiç kimse yok mu arkadaşlar? Çocukları bırakın, kendiniz cevap verin, en azından onların heyecanı yatışır birazdan. Evet, varsa bekliyorum. Tango Alfa 1 India Telekom. Tango Bravo 1 Papa Mark Whiskey Feyza. Azıcık buradayım. Şimdi durduk üst üste olduk. Tango Bravo 1 Papa Mark Whiskey'den kesme. Bir daha ismi tane rica edelim. Tango Bravo 1 Papa Mark Whiskey kesme Feyza. Feyza, doğru muyum acaba? İlk kodlayalım mı? Biliyor muyuz Alfa abimizi? Foxtrot Echo Yankee Zulu Alfa. Doğru mudur? Doğru. Ki orada başka bir katılımcı daha olacak diye biliyorum. Onu da alalım mı? Hazır değilse sorun yok. Evet arkadaşlar, şimdi ben cihazı devredeceğim. Lütfen müdahil olmak isteyenler çocuklarını başında çağrı işareti ve kesme, Feyza'nın belirttiği gibi Tango Bravo 1 Papa Mike Whiskey kesme Feyza olarak yönlendirsinler. Evet, mikrofon öncelikle buradan start alsın o zaman. Sistemli gidelim. Evet, burada daha önce tecrübesi de olan bir ablamız. Ama bir merhabayı ondan alalım bakalım. Bir boşluk sonrasında başlıyor. Tango Alfa 1 India Telekom kesme hayat. Merhaba. Tango Bravo 1 Papa Mike Whiskey Feyza. Merhaba. Evet, Feyza ablası heyecan mı yaptı? Kesme Feyza. Tango Alfa 1 India Kilo Echo. Tango Alfa 1 India Golf Delta. Kesip paşacığım. Murat abi, daha demin iznini okumuştunuz. Çıkış yapamadım. Özür dilerim. Sorun yok. Olacak bunlar. Bu ilk defa olan bir şey. Gayet normal. Evet, Tango Alfa 1 India Golf Delta. Kesme paşacığım. Evet, oraya da selam olsun. Bakalım karşında kim varmış. Tango Bravo 1 India Hotel Edo kesme ayaz. Merhaba. Prisiste bildesiniz. İyi akşamlar, nasılsın?
nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Okul nasıl gidiyor? Kaç yaşındasın? Okul iyi gidiyor. 14 yaşındayım. Sen kaç yaşındasın? 12 yaşındayım. İyiymiş. Canım, senin okulun nasıl gidiyor? Benimki de iyi gidiyor. Evet, burada biri daha var. O da bir şeyler söylemek istedi. Ablası bir boşluk yani. Kesmeli iyi akşamlar Feyza abla. İyi akşamlar canım. Ben sizden küçüğüm. Ben 7 yaşındayım. 2. sınıfa gidiyorum. Çıktığıma çok memnun oldum tatlım. Sen kaça gidiyorsun? 1'e gidiyorum. Telsiz kullanmayı biliyor musun peki? Sayılır tatlım, biliyorum diyelim. Sen de amatör telsizci olmadın mı? Yesin kurtarıyor, yesin tutuyor yani. Önce dansları öncelik verdiğim için tatlım, bu amatör telsizciliği biraz ikinci sırada kaldı bende. Aslı, iyi akşamlar 73. İyi akşamlar 73. Üst üste oldu. Bir daha konuşur musun canım? Burası Tango Alfa 1 Oscar Azul'a Eko Kesme Efet. Tüm dinleme dolu arkadaşlar, iyi akşamlar 73. Bekle bir dakika, bekle, acele etme. Yanındaki büyüğüne söyleyelim. Evet, şimdi benden sonra, ben sustuğum zaman tekrar konuş bakalım. Burası Tango Alfa 1 Oscar Azul'a Eko Kesme Efet. Tüm dinleme dolu arkadaşlar, iyi akşamlar 73. İyi akşamlar, ben Nehir. İyi akşamlar, nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Sen kaç yaşındasın? 9 yaşındayım. Sen kaç yaşındasın? Evet, Ersin, mandala bastıktan böyle bir yarım saniye sonra konuşmasını sağlarsan Efe'nin kelimesinin başı yutuluyor. Evet Efe'cim, bir daha söyle bakalım. Ben 9 yaşındayım. Sen kaç yaşındasın? Ben de 7 yaşındayım. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de memnun oldum. 4'e mi gidiyorsun? 3'e gidiyorum. Sen telsiz kullanmayı biliyor musun peki? Çok az biliyorum. Bizim telsizlerimiz var, babam bize bazen veriyor. Ben de babamla bazen beraber kullanıyorum. Ama bizimkiler başka telsiz, bunlardan biraz küçük. Sen sınava girip amatör olacak mısın? Olacağım, benim daha yaşım var, 5 senem var. İyi, benim de var. 12 yaşını doldurduğumuzda yani zaten gitmemize şansımız var. Evet, doğru. Evet, Efe burada. Başacan burada. Feyza abla burada. Hayat burada. Nehir burada. Şimdi Nehir, onlar ne yapıyorlar? Telsizi nasıl kullanıyorlar? Onu bir size anlatsın bakalım. Biz yani babam bize verdi onları ama sadece okula giderken falan koyuyoruz. Çantamıza koyuyoruz. Yani bir deprem falan bir şey olursa babam bize bir bakıyor bize, bir konuşuyor bazenleri. Evet, bence de öğrenmemiz lazım. Biz bir şey falan olursa panik yapmayacağız. Bir köşeye gidip babamın tersine konuşmasını bekliyoruz zaten. Anlaşılmadı. Bu konuşma arasında Paşacan kenarda kaldı. Şimdi ona doğru bir uzanalım bakalım. Tango Alfa 1 India Hotel Paşacan. Tango Alfa 1 India Hotel Eko. Tango Alfa 1 India Hotel Eko. Tango Alfa 1 India Hotel Eko. Kesme Paşacan. Şu anda bu akşam da en önderlik yapması gerekiyor. Herhalde sensin. Yaşınız kaçtı beyefendi? Yaşım 17. Seni bizim buradaki en büyüğü aktarıyoruz şimdi. Evet, biz India Golf Delta. Kesme Paşacan'a kim merhaba diyor? Merhaba. Tango Alfa 1 India Hotel Eko Kesme Hayat. İyi akşamlar Paşacan, nasılsın? Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim. Senin neden lisansın yok? Evvelden bir kere sınava girdim ama ikisinde de başarısız oldum. Demek ki çalışmamışsın.
çalıştım ama okuldan, okul derslerinden dolayı yeterli ilgiyi gösteremedim. Peki bundan sonra girmeyi düşünüyor musun? Pek düşünmüyorum daha doğrusu. Neden? Sence mesela tersiz gereksiz bir şey mi? Tersiz eskisi kadar ilgim kalmadı, o yüzden. Haberleşmen kesinlikle ilgi mi kısıracak seni? Peki Pazazin abi, ya telefonla üretmezsen sen nasıl sevdiklerine ulaşacaksın? Sersin tam olarak çekmediği için tekrarlar mısınız? Sen karşılayın diye telefon kesmene şey. Peki Pazazin abi, telefonla ulaşmazsan nasıl yani kendini kurtaracaksın gibi bir şey? Sevdiklerine nasıl ulaşacaksın? Çok güzel bir soruydu. Bu soru için çok teşekkür ederim. O kısmını hiç düşünmedim daha doğrusu. Siz yani eski bir şey olsa da yani kullanılacak bir şey. Ama polisler bile de kullanıyor yani. Polisler kullanıyor olabilir ama bu da benim kullanmam gerektiği anlamına gelmiyor. Neyse sen zorunda kalırsan biz sana yardım edeceğiz artık. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Feyza abla. Sorayım canım. Sen ne yapıyorsun? Sen telsiz imtihanına gidecek misin yani? Bir güvenin var mı? Sorayım canım. Yani telsiz sınavına girmeyi düşünüyorum. Notları biraz daha iyi olunca gireceğim tabii ki. Peki yani telsiz sana neler yapacak? Nasıl bir şey düşünüyorsun ona göre? Telsizin gerekliliği deprem anında en azından bir şeylerle iletişim aracı olmadığında telsize direkt haberleşebiliyorsun. Kan bulma ihtiyacını hemen karşılayabiliyorsun. Yani ne bileyim telsiz güzel bir şey. Hayatına bayağı bir güzel anlam katıyor. Ha, bizim de böyle küçük telsizler var. Babam bize getirmişti. Onlar da okula giderken çantamıza koyuyoruz. Deprem falan bir şey olursa. Yani babam bize zaten biz bir köşeye gidiyoruz telaşlanmadan. Babam bize oradan bir dakika falan ara verince. Yani konuşuyor bizimle oradan. Bilmiyorum canım. Bence de gayet güzel yani. Telsiz hayatımızın bir nasıl diyeyim parçası olmalı. Bir dakika sana ara veriyorum şu anlık. Başka telsizde yani dinleyen kimse var mı arkadaşlarımızdan? Feyza abla, Paşacan abi ve Efe'den başka yani dinlemede biri var mı? Cesaret edemiyorsunuz galiba. Diğerlerine şu an bunu söyledim. Canım senin kaç kardeşsiniz siz? Kardeşin falan var mı? Ben bir de Tengalfa birinde ekşes kesme Hayat ablam var. Bir de yani sizler varsınız. Sağ ol bebeğim benim. Siz orada kaç kişisiniz? Hep sen konuşuyorsun. Burada 3 kişiyiz valla. Canım 3 kardeşiz. En büyükleri benim. Ötekileri de çağır. Onlar da konuşsun. Biraz utangaç mı güzelim? Ablam da biraz utanıyor yani. Ben konuşuyorum. Ne var bunda? Bir şey olmaz ki. Alışacaklar. Ne güzelim. Herkes bizim gibi olamıyor falan diyeceğim. Şimdi olmayacak ama. Utanmasınlar. Biz bizeyiz nasıl olsa burada. Böyle sohbet muhabbet güzel gidecek işte. Zaten bu yani bu yaptığımız şey çocukların öğrenmesi ve cesaretli olması için. Güzelim haklısın. Sen galiba birinde teleke kesme nehir. Efe burada mısın? Efe burada mısın? Evet buradayım. Sana biraz ara verdik. Peki o arada sen neler yaptın? Ne yapıyorsun şu anlık? Neyimi yapıyordum? Nelerden hoşlanıyorsun? Şimdi. Sen konuşuyor musun? Hayat bilgisi dersi. Ben en çok matematiği seviyorum. Nedense? Dans
zamanlarında neler yapıyorsun? Oynuyorum. Anladım, bir daha söyle. Oyun oynuyorum. Mesela? Güzel ablacığım, en iyi sen konuşuyorsun, biz seninle konuşalım bence. Anlaşılmadım. Anlaşılmıyor söyleyip beni, heyecan yapma. Vallahi bilmiyorum. İyi tamam, o zaman ben Feyza ablaya bir döneyim. Anlaşıldı. Feyza abla, sana dönüyorum. Tamam güzelim, gel konuşalım, gel. Kardeşlerin yani ne yapıyorlar? Benim bir daha gelir misin acaba? Tam anlayamadım da seni. Daha önce tersimde hiç çalıştığın yani tanıştığın biri oldu mu? Yok canım ya, olmadı. İlk defa işte biz seninle konuşuyorum, o da öyle. Sürede eskiden ablam bir kere bir ablayla konuşturmuştu. Yani sen hiç konuşuyor musun? Be canım, fırsat olmuyor. Diğer telsizde konuşuyorum genelde ben. El telsizinde değil de diğeriyle. Senin de telsizin, bize anlatır mısın biraz? Böyle bir telsiz neydi, anlatsana bize birazcık. Yani telsiz insanın rolesi olmadan konuştuğu bir telsiz. Öyle nasıl diyeyim, sohbet amaçlı konuştukları bir telsiz yani. Peki sen sana baban veya başka birisi yardım ediyor mu şu an konuşurken? Daha söyleyebilir misin? Ediyor tatlım. Babam yanımda, öyle beraber konuşuyorum. Ha, tamam anladım. Bir dakika, diğerlerine bir yani sana Paşacın abiye ve Efe'ye bir şey yazayım. Tamam canım. Sen galiba bir indiyeti yapıyor. Kesme Nehir, Feyza abla, Paşacın abi ve Efe. Dinlemedeyiz. Araya ben şimdi bir ablamı sokayım buradan. Sen galiba beni ne tarafa kesme hayata bir sokalım. Sen galiba bir indiye tarafa kesme hayat. Merhaba Efe. Merhaba. Sen kaça gidiyorsun? Çok tatlısın. 3'e gidiyorum. Sen kaça gidiyorsun? Ben 6'ya gidiyorum. Burası Tango Alfa 1 India Echo Lima Kesme Almina. İyi akşamlar Alminacığım, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Kaça gidiyorsun? Gidiyorum, senin adın ne? Benim adım da Hayat Bursat. Ben oldum. Ben de canım. Hangi semttesin? Nereden konuşuyorsun? Konuştuk, bir daha sorar mısın? Neredesin? Yani nereden konuşuyorsun semt olarak? Kuşlar, sen nereden konuşuyorsun? Bir daha söyleyebilir misin? Anlaşılmadı. Kuşlardan konuşuyorum. Burası Avcılar. Ben de Avcılar'dayım. Yakınmışız. Evet, aynı semtteymişiz ama birbirimizden haberimiz yok. Kaç yaşındasın? 7. Benim kardeşim de 7 yaşında, vereyim mi? Olur, benim de kardeşim var. O kaç yaşında? O da 5,5 yaşında. Ay, daha bebek. O da 1'e gidiyor. Hangi okula gidiyorsun? Vali Rıdvan Yeniçen. Orayı bilmiyorum. Parsellerde. Kardeşim de 7 yaşında, o istiyor, veriyorum ona seni. Herkese bir çağrı yapalım. Burada konuşanların isimlerini söylüyorum. Eğer yani ayrıldıysalar konuşmadan. Yani haberimiz şimdi Feyza var, Paşacan abi var, Efe ve sen varsın yine. Burası Tango Alfa 1 Oscar Zulu Echo Kesme Efe. Benim de kardeşim var. Senin sen kaç yaşındasın? Kuş. Kardeşin kaç yaşında?
3 aylık. Küçük, çok ağlıyor mu? Ara sıra. Nasılsın peki? Anlaşılmadı. Anlayamadım, söyleyebilir misin? Anlaşılmadı. Seni seviyor musun? Seviyorum. Küçük ama ben küçükken ablam beni hep kıskanıyordu. Ben de bazen kıskanıyorum ama ben büyüğüm. O bebek. Bebeksin ona bakılırsa. Hayır, ben kocaman adamım. Dersiz de konuşmayı bilmiyor. Ama bana göre hepiniz küçük olduğunuz için o yüzden en büyüklerinizi ben alıyorum. Ben de şu an hala ben kardeşlerimi kıskanıyorum ya. O konuda biraz sıkıntı. Şu an bütün herkese, yani Feyza ablaya, Paşacan abiye, Efe'ye ve Almina'ya soruyorum. Şu an babam bizim fotoğrafımızı çekiyor. Konuşurken fotoğrafımızı çekiyor. Annenize veya babanıza söyleyebilirsiniz. Bunu da ileteyim sizin için. Siz de çekin. Net sitesine koyacaksınız resimleri. Önce biz bir konuşalım tatlım. Belki sonradan resmimizi falan çekerler, sayfamıza koyarlar. Onda bir şey sorun yok. Bizim şu an konuşmamız daha önemli bence. Tanışıp arkadaş olmamız falan, abla kardeş olmamız daha mantıklı. Şimdi araya gelelim. Bu arada Feyza abla fikrini söyledi. Paşacan abi senin fikrin ne? Sizden biraz uzaksın. Efe'ye soralım. Efe senin fikrin ne? Anlaşıldı. Söylesene, resmini çeksin. Mama WhatsApp'tan gönderdi. Tamam. Anladım. Babam şu an geldi. Abla bu sen misin? Feyza abla. Sen ne yapıyorsun yani? Sana dönelim. Ne veriyorum? Sen galiba beni de telefon kesme hayat veriyorum. Ne yapıyorsun Feyza? İyiyim canım, ne yapayım işte, sizinle konuşuyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Bir yandan sizinle konuşuyorum, bir yandan da WhatsApp'tan arkadaşların gelen fotoğraflarına bakıyorum. İyi bakalım. Okulun nasıl gidiyor? Kaçıncı sınıfsın? Okul iyi gidiyor. 6. sınıfım. Yani şu anki notlarıma göre inşallah takdir alacağım. Benim en küçük kardeşimle yaşasın ya. Tebrik ederim bu arada. Takdir almana çok sevindim. Başarılar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim tatlım. Hayvanları falan seviyor musun? Severim. Hatta bir ara bizim de köpeğimiz vardı. Bizim de bir Yakup'umuz var falan. Bizim evi görsen var ya canım. Böylece hayvanat bahçesi. O derece diyeyim ben sana. Papağandan çık, papağandan tut, balıktan çık. O derece. Biliyorum canım. Babam fotoğrafını çekmiş, gösterdi bize. Beğendin mi peki bizim hayvanları falan? Sevdin mi onları? Özellikle papağan. Bizim Yakup zaten meşhur oldu. Her yerde bir fotoğrafı var. Bir, kilo, alfa, delta, amatör, kare sistemindesiniz. Sarı kafalı olanın adı ne? Anlaşılmadı canım. Tekrar döner misin bana bir? Kafası sarı olanın adı ne? Django. İyiymiş ya. Bir isim. Ben de farkındayım ama öyle. Aldığımızdan beri Django diyoruz ona. İnşallah bir gün hep beraber bir araya geliriz. Çok güzel olur. Canım ya, ben her zaman buralardayım, beklerim yani. Gelirseniz buluşuruz falan, bir yerlere gideriz yani. Sen şu anda nereden konuşuyorsun? Ben şu an Beylikdüzü meydandan konuşuyorum canım. Ben de Avcılar. Yakınmışsın bayağı bana ya. Evet, hatta eskiden biz de Beylikdüzü'nde oturuyorduk. Gerçekten mi? İyiymiş ya. Evet, şu anda da bir telsiz kadar yakınız. Ben canım ya. Hafta sonları nasıl geçiyor senin? Ne yapıyorsun? Cumartesi günü matematik İngilizce kursum oluyor. Pazar günü boşum bir tek. Cumartesi günü de öğlen 12.30 gibi evde oluyorum. Kurstan çıkıyorum.
Anladım canım, bayağı çalışıyorsun o zaman sen ya. İyi bakalım. Fazla çalışıp da o kadar da çok yorma kendini, olur mu? Yani yormamaya çalışıyorum ama çok üst üste sınavlarımız oluyordu. Bir de ödevler falan çok karmaşık oluyor. Bir de işte kitap okuma, işte ödev falan. Anladım canım. Eğer bir sorun falan olursa direkt bana gelebilirsin yani. Beraber de çözebiliriz. Yani benim için bir sıkıntı olmaz. Yardım etmekten mutluluk duyarım. Teşekkür ederim. Burası Tango Alfa 1 Oscar Zulu Echo Kesme Efe. Tanıştığıma çok memnun oldum. Ben Frekans'tan ayrılıyorum. Kürsü için teşekkürler. 73. Burası Tango Bravo 1 Bravo Bravo Kesme Efe. Herkese merhaba. Tango Bravo 1 Papa Mark Whiskey Kesme Feyza. Benle tanıştığıma çok memnun oldum efecim. İyi akşamlar 73. Evet, abi olarak araya girdim. Oscar Zulu Echo. Kesme Yağmur. Herkese iyi akşamlar. Bu yaştan ben de çok merak ettim. Bizimkiler de çok merak etti. Maşallah çıtır çıtır konuşuyor. Bu arada bir kilo kilo kesme diye bir arkadaşımızı duyduk. Zor duyduk. Bir daha çağrı yapar mı acaba biraz önceki arkadaş? Burası Tango Kilo Bravo. Tango Kilo Bravo bir kesme eli. Şimdi Tango Bravo bir Delta Kilo Bravo mu? Elif, heyecan yapma. Sakin ol. Burada hep çocuklar var zaten. Yabancı yok. Ben de bir abim öyle. Elifciğim, şimdi o hani çağrı işareti dediğimiz var ya, tango mango falan karışık. Onu bana bir daha söyler misin? Tango Bravo bir Delta Kilo Bravo. Tamam Elifciğim, şimdi daha iyi anlaşıldı. Ben çekiliyorum. Not alıyorum çünkü isimlerinizi. Senin de bir resmini çekmelerini rica ediyoruz. Burada iki tane el uzanıyor cihazda. Bir saniye. Benimle konuşmak isteyen var mı? Bravo 1, Delta, Kilo Bravo. Tango Bravo 1, Papa Mark Whiskey, Kesme Feyza. Canım nasılsın? İyi akşamlar. İyi Feyza abla. Canım ben de sağ ol. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor okul? Ya. Parazit'te geliyorsun. Daha güzel bir yere geçebilecek misin acaba? Şu an sesini net alamıyorum da ben. Bilmiyorum. Biraz yani yavaş söyleyebilir misin? Beyza abla da galiba biraz anlamadı. Elif'cim, telsizi konuşurken biraz daha yukarıda tutabilir misin? Sesin gelmiyor. Evet, Elif'in yanındaki ebeveyninden rica ediyoruz. Tango Bravo 1, Delta Kilo Bravo. Yanlış okumuyorsak, isterseniz bir cihazı siz alın. Konumu değiştirin. Çünkü giriş çok kritik oldu. Bu arada operatör ismi de rica edebilir miyiz? Tango Bravo 1, Delta Kilo Bravo. Operatör Kemal, şu anda Başakşehir'deyim. Uçakların kalkış alanında uçak geçiş sırasında biraz paralit yapabiliyor. Sanırım bundan kaynaklanıyor ses bozukluğu. Kemal herhalde. Teşekkür ediyorum. Tamam. Yani tekrar bir konuşabilir misin? Bu arada merhaba diyeyim ben sana bir. Çağrı işaretini bana bir söyleyebilir misin? Evet, evet, çocuklarımız bir dakika dursun. QSK buyurun lütfen, birinci otelik. Tango Alfa 1, India Hotel Echo. Tango Alfa 1, India Hotel çekiyorum. Başacağım. Evet, buyur kardeşim. QSK dediğine göre başka bir şey var gibi geliyor. Buyur. Kardeşim de konuşmak istiyor ama heyecan yaptığı için konuşamıyor. Bizimiz olsun. Tabii canım, olacak böyle şeyler. Sıkıntı yok. O da zamanla alışır. Bu birinci oldu, son olmaz inşallah. Tekrarlarız.
Yansı değil mi orada herhalde? Ona da merhaba bizden. Biraz rahatlasın diye ben devam ettim. Stres yapacak bir şey yok. Bak burada Elif var, Almina var, Efe vardı. Efe ayrıldı. Paşa Can abi zaten yanında. Bir de Feyza abla var. Bir de Hayat abla var. Yani burada bir sıkıntı yok. Birazcık böyle hesap bakalım. Tabii yaşını bilmiyoruz şimdi ama abla dedik bazılarına. Evet, bir bak bari sesini duyalım. Merhaba de böyle en azından o sesin gelsin. Peki, tamam. Ben Nehir'e bırakayım. Onlar böyle konuştukça biraz daha rahatlar belki. Alo, Elif. Alo, efendim, beni duyabiliyor musun? Biliyorum. Başka odaya geçtik. Şimdi daha iyi mi sesim? Evet, gayet güzel oldu. Peki sen kaça gidiyorsun? Yani kaç yaşındasın? Birinci sınıfa gidiyorum. 7 yaşındayım. Ben de 8'e basacağım. İkinci sınıfa gidiyorum. Derslerim nasıl? İyi, ne yapalım? Bir 3 tane ödev vardı. Birini yaptım, 2 tane kaldı. Bir tane müzik yaptım. Bizim öyle. Seninkiler nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Ben seni bitirdim mi? Ben bir Almina'ya döneyim. Almina'ya döneyim. Okey, evde kaldı biraz galiba. Dinliyorum sizi, ben buradayım. Hem de özel bir etkiler. Söyler misin anlaşılmadı? Söyler misin? Almina anlaşılmadı. Dinliyor musunuz? Duydum bak şimdi. Şu an duydum. Sanırım laflarınızı balla bölüyorum ama telsizle konuştuktan 5 saniye sonra mandalı bırakırsınız, daha söyledikleriniz anlaşılabilir hale gelecek. Lütfen, tamam mı? Emredersiniz Feyza Hanım. İstasyon çağrı yaptı, anlaşılmadı. Bir daha gelsin. Tango Bravo 1, Popomart Ciski kesme yanığın kardeşiyim ben. Yine anlaşılmadı. Tango Bravo 1, Papa Mike Whiskey'im, Kesme Sevgi'im, Feyza Nur Yanık, daha demin konuştuğumuz kız kişinin kardeşiyim ben. Zannın mı? Feyza ablanın yani. Evet, onun kardeşiyim. Şimdi Kolima, Kesme, Almina, sana bir dönelim. Sen ne yapıyorsun? Dayım, sizi dinliyorum. Kaça gidiyorsun sen? Diyorum. Nasılsınız? Zeyn istasyon. Gelebilir mi? Angazada istasyon 4 kilo. Kesme Mehmet. Dinlediğin de olan istasyonları selam. İşaretini yavaş yavaş söyleyebilir misin? Angazada 1 istasyon 4 kilo. Kesme Mehmet. Dinleme dolanı istasyonlara selam. İsmi Ahmet miydi? İsmim Mehmet. Ahmet'im, sana da selam. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ ol canım, ben de iyiyim. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor okul? Okul iyi gidiyor. İyi bakalım. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Üçüncü sınıfa. Anladım. İyiymiş canım. Hafta sonları ne yapıyorsun? Neler yapmaktan hoşlanırsın? Anlaşılmadım. Hafta sonları ne yapmayı seversin? Hafta sonları evde kitap okumaya ailemle zaman geçirmeyi severim. Ne tür kitaplar okursun? Genellikle tarih, edebiyat, macera. Canım. Telsizi seviyor musun peki, konuşurken böyle mutlu oluyor musun? Evet. Anladım. Telsizin ne işe yaradığını peki biliyor musun? Örneğin izcilikte bir yerde eğer konuşulamıyorsa mesela onunla birlikte izcilikte bir eğitim olarak da yapılabilir yani. Anladım canım. İyi,
güzel. Abla bir boşluk bırakabilir miyiz? Kilo lima. Lima kilo kilo yağmur gelecekmiş. Ona bir danışalım. Tango alfa bir lima kilo kilo kesme yağmur. Herkese ver baba. Merhaba Yağmurcuğum, nasılsın? Ben Feyza. İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Kaç yaşındasın? Yaşındayım, sen kaç yaşındasın? Canım, tam yaşını alamadım. Bir daha döner misin acaba? 8 yaşındayım. Hı, anladım, ben de 14 yaşındayım tatlım. Yağmurcuğum, ne yapıyorsun? Telsiz hakkındaki bilgileri biliyor musun? Telsizin ne işe yaradığını, nasıl kullanıldığını falan. Anlayamadım, bir daha söyler misin? Telsizin nasıl kullanıldığını, Babam biraz anlatıyor, öyle öyle anlıyorum. Anladım canım, aramızda olduğun için çok mutluyum. Ben de tanıştığımıza memnun oldum. Tango Alfa 1, India Golf Delta, kesme yansı. Aramızda başka bir tane var mı? Yansı. Belirli. Nasılsın? Sesini alamadım. Nasılsın? Sesini alamadım. Nasılsın? Yansı, iyi akşamlar. Mirey'in sesine dönmek istiyoruz. Küçük ama biraz bir India Alfa uniform kesme Miray. Bir ses verir misin? Merhaba. Ben Elif. Delta Kilo Bravo kesme Elif. Efendim? İyi misin? Hangi semtten geliyorsun? Başakşehir. Teşekkür ederim. Biz de Avcı Ay'dayız. Okula gidiyor musun? Okula gidiyorsun. Evet, ikiye gidiyorum. Sen? Ben de bire gidiyorum. Ben Garfubur India Telefon Kesme Hayat ablama veriyorum. Tango Alfa 1 India Hotel Eko Kesme Hayat. Evet arkadaşlar, nasılsınız? İyiyiz Hayat'cığım, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Küçükler, siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Ben çok iyiydim diyen de kimdi? Benim adım Elif. Merhaba Elif'ciğim. Merhaba. Nasılsın? Neler yapıyorsun? Alamadım. Neler yapıyorsun? Okula gidiyorum. Okuldan geldim, dersleri. Baban mı amatör telsizci? Evet. Onun telsizle konuşmasını seviyor musun? Hoşuna gidiyor mu? Bir sabah konuştum, çok hoşuma gitti. Sen de amatör telsizci olmak ister misin büyüyünce? Büyüyünce isterim. Bir an önce büyürsün o zaman. İnşallah. Daha çok var. Evet. Ben 7 yaşındayım. 5 yıl daha var. Kardeşim de öyle. Sen nasılsın? Tamam. Olmak istiyor musun? Evet, ben seni olacağım zaten. Bir saniye, Mehmet'e sesleneceğim. Tango Alfa 1 Oscar Fox Kilo. Mehmet, sen burada mısın? Alfa 1 India Eko Lima Almina, sen nasılsın canım? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Madem avcılardasın, bir gün görüşelim seninle. Erol abiye söyle. Tamam, görüşelim. Evet değerli arkadaşlar. Küçüklerim, bana göre hepiniz küçüksünüz madem. Öyle genel söyleyeyim.
Evet, biz ne yaptık bu akşam? 20-21 dedik. Şöyle bir tam. Evet, benim şarjım bitmişti, hemen değiştirdim. Belki bazılarınız diyecek ki, ay tam da alışmıştım, şimdi niye böyle oldu, niye araya giriyorlar diye. Ama kusura bakmasınlar, süremizi doldurduk arkadaşlar. Öncelikle birkaç sorum daha olacak sizlere. Ondan sonra bitireceğiz zaten. Sıradan bildiklerimi veya bilmediklerimi sorduğumda cevap verecek kendisi. Tamam, doğru veya değilse eksiğini söyleyecek, tamam mı? Anlaştık mı buraya kadar? Evet demenize gerek yok, boşluk bırakıyorum. Evet, işte böyle büyükleriniz konuşurken neler yapıyorlarmış, nasıl konuşuluyormuş. Yavaş yavaş bu adımları öğreneceksiniz inşallah. Bu birinci adımdı. Küçük bebek kardeşi olanlar da anlasın. Onlar yürümeyi bilmiyorlardı ya, ağlıyorlar bir tek. Şimdi siz yürümeyi öğrenmeye başladınız. Daha sonraları koşmayı öğreneceksiniz. Zamanla alışacaksınız. Bir amatör telsizcinin çocuğu telsize uzak olmaması gereken bir çocuktur. Evet, şimdi sıradan listeye göre okuyacağım isimlere bir şey soracağım. Ona karşılık cevap alacağım. Teşekkür ediyorum. Başlıyorum. Evet. Tango Bravo 1, Papa Mike Whiskey, Kesme Feyza. Çıkış mevki Beylikdüzü. Doğru muyuz? Doğru. Evet Feyza. Teşekkür ediyoruz. Devam ediyorum. Tango Alfa 1, India Golf Delta, Başacan ve Yansı birlikteydiler. Çıkış mevki alabilir miyiz? QTC'm Şişli Osman Bey. Evet, teşekkür ediyoruz. Şişli'ye de, Osman Bey diye de not alabiliriz. Ve devam ediyorum. Tango Alfa 1, India Eco Lima, Kesme Almina. Buradaysan canımcığım, Avcılar'dayım demiştin. Doğru mu? Doğru Murat abi. Harikasın. Teşekkür ediyorum. Erol'a da selam. Tango Bravo 1, Delta Kilo Bravo, Kesme Elif Başakşehir'de. Doğru mu Elif'ciğim? Evet, doğru. Sana da teşekkür ediyorum. Tango Alfa 1, Lima Kilo Kilo, Yağmur, Beylikdüzü'ydük. Doğru mu canım? Kemal'in bir tanecik kızı. Doğru. Evet, teşekkürler. Zaten aynı yer. Sevgi de Feyza ile beraberdi diye. Ama Sevgi'nin sesini bir daha duyalım. Beylikdüzü olarak bir Papa Mike Whiskey Kesme Sevgi. Doğru muyuz? Evet, doğrudur. Peki, Tango Alfa 1, Oscar Fox Kilo Kesme Mehmet, buradaysan çıkış mevkin hangi semtte olduğunu söyler misin bize? Peki Mehmet heyecan mı yaptı ya da cihaz mı kapalı? Elektrik kesilmesi olabilir, el cihazı değilse yedek bataryası yoksa pili de bitmiş olabilir, ama bir daha yapalım usuleten. Tango Alfa 1, Oscar Fox Kilo Kesme Mehmet, burada mısın? Peki Mehmet'e ulaşamadık. Tango Alfa 1, Indy Alfa Uniform Kesme Miray. Miray nereden acaba bize katıldı? Onu da bir not alalım. Cevap veremiyor. Babası, sen niye konuşmuyorsun? Miray'dik, küçücük, biliyoruz. Evet, ona da selam olsun. Resmi paylaştı. Biz onu katıldı sayıyoruz. Beylikdüzü olarak notunu alıyorum. Ve Tango Alfa 1 India Golf Delta en son listedeki yerdi. Zaten Yansı ve Paşacan'dı. Burada bir de konuştuğunuz Tango Alfa 1 India Teleko. Ben ve kesmelerim Hayat'la Nehir vardı. Avcılardan katıldık. Çocuklar, hepiniz birbirinize teşekkür ediyorsunuz şu an. Bunu biliyorum ama sıradan bir iyi akşamlar paslı alalım. Seslerinizi son kez duymuş olalım bu akşam için. Tekrar bunları zaten web sitemizden de anne babalarınızdan da görebilirsiniz. Bir paylaşacağız katılanlar diye. Bir daha tekrarını yaparız inşallah. İkinci adımını, üçüncü adımını böyle böyle geliştirmeye çalışırız sizi. En azından kendinizi kurtaracak kadar bilgiye sahip olun istiyorum. Evet, Feyza senle başlayalım. Buyur. Burası Tango Bravo 1, Papa Mark Whiskey, Kesme Feyza. Bu akşamki konuşma için hepinize teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Evet, biz teşekkür ettik Feyza. Evet, Tango Alfa 1, India Golf Delta, Paşacan ve Yansı'yı bekliyoruz arka arkaya gelirlerse. Bu arada bize resmini ulaştıran arkadaşlar oldu bana. Biz de burada grupta kayıtlı arkadaşlardan ricamız o. Evet, Feyza ve Yansı, özür dilerim, Yansı diyorum, düzelttim. Sevgi ve Feyza'yı özellikle Hayat Hanım bekliyorlarmış resimlerini mümkünse. Evet, Paşacan ve Yansı'ya dönüyoruz. Mikrofon sizde. Burası Tango Alfa 1 India Golf Delta, Kesme Paşacan, Operatör Paşacan, Türkiye Şişli Osman Bey.
bugünkü QSO'ya katılan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şu anda 94.8 tonlu Yankee Mike 1 kilo Alfa Delta amatör kare sistemindesiniz. Evet, robot abla daha önce konuştu. Yansıyı da alalım. Sadece iyi akşamlar demesi yeterli. Sadece sesini duyalım. Peki, müsait olmayabilir. Devam edelim. Evet, Tango Alfa 1 Oscar Zulu Eko Kesme Efe. İyi akşamlar diliyoruz. Senin semtini ben Sefaköy'de yazdım ama doğru mu yazdım bilmiyorum. Buradaysan tabii ki. Doğrudur. Kütüyeç Murat abi. Kütüyeç Sefaköy Murat abi. Kızına sağlık paşam. Aferin size. Evet, arkadaşlarına son bir şey diyor musun? Buyur. Bu güzel sohbet için herkese teşekkür ediyorum. 73. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Bir Oscar Zulu Eko Kesme Efe. Tango Alfa 1 India Hotel Eko 73. Evet, Tango Alfa 1 India Eko Lima, Almina. Senin son söyleyeceklerini alalım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu güzel sohbet için de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz canım. 73 selamlar demek, 88 de öpücük demek. Sana bir 73, bir 88 kocaman. Tango Bravo 1, Delta Kilo Bravo Kesme Elif. Güzelim sen son söyleyeceğin bir şey varsa buyur. İyi akşamlar. Çok güzel bir gündü. Teşekkürler. 73. Bizden de 88 sana kocaman. Sağ ol. Evet Kemal abicim. Benim telefon numaram vardır belki sende. Yoksa da ulaştırmaya çalış. En kötü web sitesinden mail adresine bize şimdi rica edeceğiz Elif'ten de. Evet Tango Alfa 1 Lima Kilo Kilo Yağmurcum son sözü alalım senden de. Tango Alfa 1 Lima Kilo Kilo Kesme Yağmur. Herkese akşamlar 73. Sağ ol canım sana da 73. Evet Sevgi abla orada mı Feyza? Ona da iyi akşamlar dedikelim. İyi akşamlar. Tango Bravo ve Pop Mart Viski Kesme Sevgi iyi akşamlar. Tamam evet. Mehmet'i bir daha deneyelim. Tango Alfa 1 Oscar Fox Kilo Kesme Mehmet. Son bir söyleyeceğim var mı canım benim? Peki Mehmet'e ulaşılamıyor. Teşekkür ediyoruz. Geriye Miray kalmıştı o minicik. Onu biz kabul ediyorsanız görüşlü kabul edeceğiz. Çünkü gerçekten çok küçük bir kardeşimiz. Ve India Golf Delta Yansı zaten Paşacan abisiyle merhaba demişti. Evet kapanışı açılışı yapan yapsın diyelim o zaman. En son kesme Hayat ablamız veda etsin. Önce merhaba. Nehir'den bir 73 alalım mı? Nehir Hanım buyurun. Sen galiba bir India Telekat kesme Nehir 73. Herkese iyi akşamlar 73. Tango Alfa 1 India Hotel Eko Kesme Hayat. Evet, teşekkür ediyoruz çocuklar. Sağ olun ebeveynleriniz, anne ya da babalarınız. Babalar bu aralar çok moda. Anneleri de inşallah duyarız yakında yavaş yavaş. Evet, bu akşam ilk defa gerçekleştirdiğimizi bildiğimiz Çocuklar Konuşuyor adı altında küçük bir alıştırma yaptık. Telsize yakınlaşmaları, evde bir amatör telsizci büyüğü varken uzak kalmamaları ve olası istemediğimiz durumlarda belki çok daha rahat davranabilmesine vesile olması için de. Yankee Mike 1 Kilo Alfa Delta AMAT Tüm Telsiz Amatörleri Derneği 439-250 frekansında katılımlara teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Buyurun. Öyle normalde.